Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Durum öyküsünün bizim edebiyatımızdaki ilk önemli ismi soruluyor. Rus edebiyatında Çehov olduğu belirtiliyor. Ömer Seyfettin olay öykücüsü olduğu için doğru cevap olamaz. Abdülhak Şinasi Hisar öykü yazmamıştır. Rasim Özden modern öyküyü görürüz. Said Faik Abası Yanık ve Memduh Şevket Esen Dal Kalır Geriye Said Faik ve Memduh Şevket durum öyküsü yazmış olan sanatçılardandır. Memduh Şevket 1883 yılında, Said Faik 1906 yılında dünyaya gelmiştir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı yani durum hikayesinin edebiyatımızdaki ilk önemli ismi Memduh Şevket Esendal'dır. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi söze edilen derginin çıkış amaçlarını benimseyen bir sanatçı değildir diye soruluyor. Derginin ne olduğunu, hangi dergi olduğunu anlamalıyız. 1950'de yayınlanan bir dergi. Bu dergi Türk Edebiyatı'nın gelenekle zayıflayan bağını yeniden güçlendirmek, sanat ve edebiyat hayatına seviye, düzey kazandırmak, kökü geçmişte olan gelecek çizgisinde eserler vermek, sosyalist sanat anlayışına karşı bir sanat hareketi oluşturmak gibi amaçlarla çıkarılmış. Burada altını çizmiş olduğumuz bu bölümler anahtar kavramlar oluyor. Bize Hisar dergisinin yayın anlayışı hakkında bilgi vermiş oluyor. Mehmet Çınarlı, Arif Nihat Asya, Mustafa Necati Karaer ve Yavuz Bülent Bakiler Hisar anlayışını benimseyen sanatçılardandır. Ancak Talip Apaydın toplumcu gerçekçi anlayışla eserler vermiş bir sanatçıdır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu cümlelerde sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir diye soruluyor. Bizim Köy adlı romandan söz edildiğini görüyoruz. Bizim Köy romanı ilk köy romanı olarak kabul edilebilir. Cumhuriyet dönemi toplumcu edebiyatta. O zamana kadar köyü ve köylüyü romantik bir biçimde kartpostallarla algılayanların kafasındaki köy imkesi bu romanla yakılır. Samim Kocagöz, Talip Apaydın, Dursun Akçam, ve Rıfat Ilgaz toplumcu gerçekçi anlayışla köy konulu eserler vermiş sanatçılardır. Ancak Bizim Köy adlı eser köy romanının öncülüğünü yapmış olan Mahmut Makal tarafından yazılmıştır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada hakkında bilgi verilen şair hangisidir diye soruluyor. Eserleri verilmiş. Kimlikleriniz lütfen. Kavganın yüreği sınırlamıyor beni sevda gibi kitaplar verilmiş. Bu şairin bir başka özelliği Nazım Hikmet'in etkisinin görülüyor olması şiirlerinde bir başka özelliği toplumdaki meselelerle yakından ilgileniyor oluşu. Buradan hareketle ikinci yeni sonrasında toplumcu çizgiyi benimseyen Şairlerden birisi aklımıza gelmeli. Bu eserlerin şairi olan ve ikinci Yeni sonrasında toplumcu anlayışı benimsemiş olan sanatçı Kemal Özer'dir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Doğu ve Batı medeniyetleri arasında gördüğü yapısal karşıtlığı, Esir Şehrin insanları, Esir Şehrin mahpusu, Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu ve Yol Ayrımı romanlarında işleyen, aynı zamanda karakterin gelişim sürecinde de belirleyici rol oynatan bir sanatçı bize soruluyor. Bu sanatçı sosyolojik ve tarihsel bir derinlikte batıllaşma hareketini inceliyor. Orhan Kemal daha çok Çukurova yöresini ve işçi yaşamlarını ele alır. Yaşar Kemal de Çukurova yöresini ele alır. Kemal Özer bir şairdir. Kemal Bilbaşar'da Cemo ve Memo romanlarını görmüş oluruz. Parçada bize sunulan eserleri verilen sanatçı Kemal Tahir'dir. Boş bırakılan yere onun ismi getirilmelidir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Seçeneklere baktığımız zaman bütün sanatçıların 5 sanatçının da hisar sanat anlayışıyla, hisar anlayışıyla eserler verdiğini görebiliriz. Hangisi soruluyor bize buna bakalım. Divan şiiri zevkiyle yazmış, kendine has bir söyleyiş tarzı geliştirmiş, Dil ölçü ve kafiyeyi kendi kontrolüne alan, rahat bir söyleyişe sahip bir sanatçı soruluyor. Sonra eser isimleri veriliyor. Güneş rengi kadehlerle gerçek hayali açtı bir yeni dünya kurmuşum, halkımız ve sanatımız, sanatçı dostlarım adlı eserler veriliyor. Burada bu eserlerin yazarı olan, Hisar dergisinin de kurucusu olan Mehmet Çınarlı'yı hatırlamalıyız. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Yazarın Said Faik ve Sabahattin Ali tesirinde olduğu gözlemlenir. Ancak kendi hikaye tarzını bulduğu eserler var ve yokuşa akan sular, yoksulluk içimizde ya tahammül ya sefer bu böyledir. Sır, ortadaki adam ve gönül işi kitapları veriliyor. Burada tamamen öykü yazan bir sanatçının sorulduğunu bize görüyoruz. Bu sanatçı sır bu böyledir gibi birçok eseri yazmış. Daha sonraki dönemde nur, mavi kuş, beyhude ömrüm, tarla kuşunun sesi, trende bir keman, Tahir Sami Bey'in özel hayatı gibi birçok eseri yazmış olan bir sanatçı. Orhan Kemal ve Rıfat Ilgaz toplumcu gerçekçi olduğu için doğru cevap olamaz. Bilge Karasu daha çok modern tarzda romanlarıyla ...ve öyküleriyle karşımıza gelen bir sanatçıdır. Rasim Özdenören'de daha İslami bir çizgi görüyoruz. Parçada söz edilen öykücü Mustafa Kutlu'dur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkatlice bakalım. Türk'ün Şehnamesi adında bir şiir kitabından söz ediliyor... Üç İstanbul adlı romandan söz ediliyor. Aynı zamanda bu sanatçının yani bize sorulan sanatçının bazı monografileri de var. Bunlardan bir tanesi Mehmet Akif, bir tanesi Namık Kemal, bir tanesi Ali Suavi hakkında. Nahit Sırrı Örik Kıskanmak Abdülhamit Düşerken adlı romanlarıyla bilinir. Fazıl Hüsnü Dağlarca Cumhuriyet döneminde eserler vermiş bir şairdir. Havaya çizilen dünya, dört kanatlı kuş, çocuk ve Allah adlı şiir kitaplarıyla bilinir. Abdülhak Şinasi Hisar daha çok anılarıyla ve anı türündeki romanlarıyla bilinir. Cevdet Kudret Solok ise yedi meşalecilerden bir sanatçıdır. Parçada bize sorulan sanatçı Mithat Cemal Kuntay'dır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu eleştiriye katılacak bir sanatçı olabilir diye soruluyor. İkinci yeniciler zavallı olarak nitelendiriliyor bu eleştiride. Sonrasında eleştirinin devamında ikinci yenicilerin çareyi marksist yazarlara yaklaşmakta buldukları, dergilerinde ve yüreklerinde onlara yer verdikleri anlatılıyor. Seçeneklere baktığımız zaman Rıfat Ilgaz, Kemal Özer, Sabahattin Ali'nin toplumcu anlayışla eserler verdiğini söyleyebiliriz. Yani toplumcu anlayış derken Marksizmin de etkisiyle gelişmiş olan, sosyalizmin de etkisiyle gelişmiş olan toplumcu gerçekçi edebiyat hareketinden söz ediyoruz. Oğuz Atay ise burada ayrılan bir sanatçıdır. Modern tarzda roman ve öyküleriyle dikkat çeker. Parçadaki eleştiri ancak Hisar anlayışına mensup olan Mehmet Çınarlı tarafından yapılmış olabilir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerin yazarı için söylenemez diye soruluyor. Otlakçı, Mendil Altında, Temiz Sevgiler, Ev Ona Yakıştı adlı eserler verilmiş. Burada hemen aklımıza Memduh Şevket Esendal gelmeli. Bu eserler ona aittir. Peki Memduh Şevket Esendal için hangisi söylenemez diye bakalım. Roman türünde eser verdiği söylenebilir. Ayaşlı ve Kiracıları bize bunu kanıtlar roman türünde bir eserdir çünkü. Yalın ve akıcı bir Türkçeyi kullandığını söyleyebiliriz. Konularını genellikle İstanbul'un her çevresinden aldığı söylenebilir. Eserlerinde uzun bir dönemi kapsayan süreçte farklı insan panoramalarını bir araya getirdiği söylenebilir. Bu bilgiler doğru. Ancak Memduh Şevket Esendal edebiyatımızda Çehov tarzı öykünün yani durum öyküsünün ilk temsilcisidir. Bu nedenle D seçeneğinde verilen bilgide bir yanlışlık var. Burada olay hikayesi türünün ilk uygulayıcısıdır deniyor. Burada olay öyküsü deyince aklımıza Ömer Seyfettin gelmeli, durum öyküsü deyince Memduh Şevket gelmeli. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu parçada bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Mizah sayfalarında da eserler vermiş olan bir sanatçıdan söz edildiğini görüyoruz. İlk kitabı Gece Kondu, sonra İlyas Efendi ve Hal Odayı geliyor. Birçok öykü ve roman kalemi alıyor, yüzden fazla bu önemli. Gülmece onun eserlerinde bir araç olarak işlev görüyor. Aziz Nesin Evet, mizahı ön planda tutan bir sanatçıdır ancak bu eserler onun tarafından yazılmamıştır. Cahit Külebi bir şairdir. Enis Batur bir denemeci ve Cevdet Kudret Yedi ailecilerden bir edebiyat araştırmacısı. Parçada bize sorulan, özellikleri belirtilen, eserleri verilen sanatçı Muzaffer İzgüdür. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneğidir. Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Öykü, roman, oyun, eleştiri ve gezi yazısı türlerine yapıtlar vermiş. İlk hikayesi bir başka Fransızca dergide yayınlanıyor. Daha sonrasında Türk Yurdu Ülkü Varlık gibi dergiler için yazıyor. Eserlerine bir bakalım. Kıskanmak, Kırmızı ve Siyah, Sanatkarlar, Eski Resimler adlı eserleri verilmiş. Burada bu sanatçının hemen Abdülhamit Düşerken adlı Romanı da aklımıza gelmeli. Kıskanmak adlı romanda Zeki Demir Kubus tarafından Beyaz Perde'ye aktarılmıştır. Bize sorulan sanatçı Nahit Sırrı Öriktir. Cevdet Kudret 7 Meşale'de karşımıza çıkar Fazıl Hüsnü. Özgün bir şairdir. Mithat Cemal Kuntay 3 İstanbul romanıyla bilinir. Abdülhak Şinasi Hisar Boğazcı medeniyetiyle anı karakterindeki romanlarıyla bilinir. Sorumuzun doğru cevabı Nahit Sırrı olan C seçeneğidir.